Selam arkadaşlar, ben Leyna Barut, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üniversiteye gitmeden önce ne gibi tavsiyeler almalı, o süreçte neler olacak ve üniversiteyi kazandığınızdaki heyecanınızı ben de yaşadım ve sizi hani anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum sizlerle. Gerçekten çok heyecanlıydım. Hani çünkü ilk defa öyle bir ortama giriyorum, her türlü insan gelecek, çok değişik bir şey. Ben dedim ki bunu atlattım ben bu süreci. Dedim ben de size aktarayım. Hem siz bilgilendirmiş olursunuz, hem de ben eğlenmiş olurum. Yani sohbet tarzında bir video olacak. Bence hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Selamlar olsun. Ben bu sürece nasıl başladım ondan başlayalım. Tabii işte tercihler falan açıklandı. Sonrasında ben Marmara Üniversitesi'ni kazandım, mekatronik mühendisliğini. Tabii bakıyorum. İlk başta Instagram sayfasına girdim. Bakıyorum böyle Marmara Üniversitesi'nde WhatsApp grupları olmuş. O WhatsApp gruplarından bir girdim. Girdim böyle Marmara Üniversitesi'ne işte 2019-2020 şey işte tayfa demeyeyim de işte o girişle. Siz de eğer üniversiteye girecekseniz üniversitenizin sosyal medyasına bir bakın. Bakalım sizin gibi böyle WhatsApp grupları kurmuşlar mı? Çünkü arkadaşlık olarak nasıl, ne değildir? Herkes böyle bir şeyler yazıyor yani, o da merhaba nasılsın? İşte ben şu bölümdeyim, sen şu bölümdesin, nasıl kazandın, işte nereden geliyorsun? Bir sürü şey oluyor orada. Böyle bayağı kaç kişi olmuştu ya? Ye 2000 mi? 1500 mü? Yani bayağı bir kişi olmuştu o grupta. Hani birinci tavsiyem bu olabilir. Hani bir sosyal medyadan bu bakın. Oraya gelen insanların aklınızda bulunsun. İlk defa geliyorlar belki sizin gibi. Yani oraya siz ne hissediyorsunuz onlar da onu hissediyor. Ve herkes hani bir arkadaş olma şeyinde zaten oluyorsun. Çünkü ilk defa tanıdığın bir ortam. Hani beraber heyecanlı yaşıyorsun. Mutlaka herkese açık olun. Ve hani utangaçsanız bile biraz bir bakın, hani grup vardır mesela, bir grup hemen konuşmaya başlamıştır. Hemen onun yanına gider, hani ne haber falan. Hani bir şeye katılın yani o sırada. Ya da hani size gelmezler açıkçası, siz gidersiniz. Ben öyle düşünüyorum. Ama bu da herkes aynı anda geldiği için, o yüzden siz de gidin yani. İş şeylik yapmayın. Kimin ne yapacağını bilemezsiniz. Çünkü size ayrı ayrı kapılar açmış olabilir. Şimdi ileriki videolarda nasıl bir arkadaşlıktan nasıl neler geldiğimi bir sene içerisinde onları anlatacağım size. Şimdi öyle arkadaşlarla yaptım. Birinci kuralımız neydi? Sosyal medyayı hallettim. İkinci kural arkadaş mutlaka edin. Orada bir sürü kültürden insanlar var. Türkiye'nin doğusundan, kuzeyinden, güneyinden, batısından, her yerinden gelen insanlar var ve öğreneceğin çok güzel hani bilgiler de var. Hani hiç belki o hayatını karşılaşmayacağın insan karşında ve hani ondan bir sürü şey bilgi öğrenebilirsin. Bence çok güzel bir şey. Bu üniversite bu konuda harika bir şey. Ne var ki eskiden düşündüğünüz arkadaşlıklar üniversitede olmayabilir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ama ön yargılı da davranmayın. Her insana açık olun. Hani kötü diye hemen düşünmeyin. Bana bu dost kız zaten işte arkadaş arkamdan şöyle yapar böyle yapar. Hani bunlara hiç girmeyin bence. Çünkü bazı videoları böyle ben de izledim üniversiteyi böyle konuşmadan önce. Çünkü demişlerdi dost kızı oluyor filan. Bence iyi. Gerçekten ondan bile bir şey öğrenirsiniz. Bir insan sana kötülük de yapsa, iyilik de yapsa her zaman o insanın sana katacağı bir sürü şey vardır. O yüzden ne kadar çok arkadaş edersiniz o kadar iyi olur. Üniversitede en çok hani beğendiğim olaylardan bir tanesi de uluslararası olduğu için. Hani bazı öğrenciler geliyor ya yurt dışında. Onlarla iletişim kurabilirsiniz. Hani yabancılarla da iletişim kurma imkanınız daha yüksek. Tavsiye olarak gerçekten çok uzun bir oldu arkadaş şeyi ama arkadaş edinmek bence üniversite çok çok önemli. Gelelim sınavlara ve ders içeriğine. Ders içeriğinde eskiden lisede öğretmen sana anlatır. Hani öğretmeye çalışırdı. Ben diyeceğim, ezberleyeceksin. Bilmiyorum. Zaten bilmişsin. Ama üniversitede öyle değil. Üniversitede hoca gelir, dersini anlatır ve gider. Hani senin öğrenmediğini pek fazla takmaz. Çünkü orada 100 kişi var. Hangisi birini öğretecek hani öğretmeye kalksa. Hani çoğunlukla %80'i falan hocaların böyle. O yüzden artık bilgi sana ayağına gelmiyor. Sen ona gitmen gerekiyor. Hep araştırman gerekiyor. Nerede bilgi var, nerede öğrenirim? Hani kendimi nasıl geliştirebilirim? Hani bu konuyu çok mu beğendim? Mesela hocaya gidin, hocadan özellikle yani siz alacaksınız artık. Hocanın kapısına gidip sorularınızı siz soracaksınız. Yani hocanın peşine artık siz koşacaksınız. O sizin peşinizden değil, siz onun peşinden koşacaksınız. Yani yetişkinliğe doğru biraz gidiyorsunuz. Hani biraz sorumluluk almaya başlıyorsunuz kendi kendinize. Yavaş yavaş bu yetişkinlik adımları atılıyor gibi hissettim ben üniversitede. Gelelim sınavlara. Sınavlarda ise lisedeki gibi ben hoca anlattığını sorar mantığı olmuyor üniversitede.
Çünkü hoca anlatıyor ama çok farklı şeyler sorabiliyor. Mesela şöyle oluyor. Kimyada mesela normal anlatıyor, çözünürlük olsun, bir şey olsun, işte karbondioksit, işte mol hesapları falan her şeyi anlattı. Soru şöyle geldi. Bir astronot var, uzaya çıkmak istiyor ve bir kapsül karbondioksiti emiyor. Bir insan işte 12 ile 20 dakika solunum yapıyorsa, akciğerleri işte bu kadar litre şey alıyorsa, bu şeyden ne kadar o şey lazım, işte o kapsülden lazım olur. Ölmemeleri için en fazla, işte gidip gitmeleri için şu kadar saat sürüyor. Hani buna benzer sorular. Hani gidip sana mol hesabı falan sormuyor. Bayağı bir senaryo oluşturdu. Uzaya gitti, geldi astronotlar ve ölmeden gelmesi lazım. İşte böyle hani senaryolu bir şekilde sordu. Hani değişik bir şekilde soruyorlar. Hani öbürküsü gibi, hani lisedeki gibi hiç sorular gelmiyor. Hocanın anlattığı gibi olmuyor yani. Farklı soru şekilleriyle geliyorlar size hocalar. O yüzden size farklı farklı araştırmanız. Hocaları sormaktan hiç çekinmeyin bir şeyleri. Gidin kapısına tıklatın, hocanıza sorun yani. Ya da randevu saatlerini takip edin. Hani öğrenmek istiyorsanız mutlaka öğrenmeye çalışın bir şey yani. İçi aklınızda falan utangaçlar burada, utangaçlarınızı attınız. Atamadınız, ömür boyu sürer gibime geliyor. Çünkü son okul yani, üniversite son okul gibi. Yani burada atarsınız. Bu kadar toplumda en fazla bu kadar olabilir. Gerçekten fırsatlar ayağınıza geldiğinde böyle sunum olsun, sorular olsun, hemen sorun. Hiç vakit kaybetmeyin. Hiç düşünmeyin. Yap. Bitir yani orada. Şan var, çap var, yan dal var. Yani bu terimleri ben de bilmiyorum. Üniversiteye gelince öğrendim. Bunlar neler oluyor? Onlar size. Çap mesela bir bölümünde okuyorsun ve 3'ün üzerindeyse ortalaman. Bu üniversiteye göre değişir. Kaç hani ortalaman gan olması gerektiğini. Ona göre başka bir bölümden şey yapabiliyorsun. Neydi? Ders alıp hani onun öğrenimini alıp diploma alabiliyorsun. Yani 2 diplomayla bitirmiş oluyorsun. Aynısı yan dal da geçerli ama yan dalın puanı çaptan biraz daha düşük. Yan dalda ise hani 2 tane yine bölüm okuyorsun ama bu sefer sertifika alıyorsun. Hani şey almıyorsun, diploma almıyorsun. Yani tek farkı bu diyebiliyorum. Hani hem daha düşük hani puan olarak girmen için, yan dal yapabilmen için, hem de en sonunda sertifika alıyorsun. Hani dersler falan aynı oluyor. Yani farklı bölümden. Çan'a gelecek olursak, Çan da başkalarının notlarına göre senin notunun ne olacağı. O nasıl oldu? Şöyle anlatayım. Mesela herkes 90 aldı bir sınavda ve sen 70 aldın. Bu BB'ye mesela geldi ya da CC'ye geldi bu 70. Ama mesela başka bir sınav oldu. Herkes 60 aldı, sen 70 aldın. Bu sefer hani 70 normalde CC'ydi ya. Bu sefer AA oluyor. Başkaları düşük aldığı için, sen yüksek aldığı için AA oluyor. Yani başkalarının ne yaptığı senin notunu etkiliyor. Bence bu çirkin bir şey. Ben hiç beğenmedim bu Çan olayını. Yani ne var, belki ben hani 70 benim için yeterli geliyor. Ama bazen çok düşüyor da düşebiliyor. Yükseğe de. Ben mesela hep onu yapmak için hep birilerinden üstüne olman gerekiyor. Yani AA notunu almak için. Hep onlarla yarış halindesin. Bu da Marmara Üniversitesi'nde var. Çan bu yönden kötü ama iyi yönü de var. Hani kalmayabiliyorsun. Hani başkaları kötü aldığında sen iyi aldın da hani kolaylıkla geçebiliyorsun düşük bir notla. Ben beğenmedim açıkçası Çan'ı. Böyle terim olarak bunlar geldi aklıma. Dersler nasıl oluyor? Hoca blog yapabiliyor. Bir saat sürüyor dersler. Vallahi benim dersi bir süre sonra dinlemeye başlıyorsunuz böyle. Bir saat sürmesi. Çünkü ben 40 dakika zor dayanıyordum. Dedi. Bir saat beni çok bayağı kötüleyiyordu. Başka ne gelebilir aklıma? Şu an düşünüyorum. Kulüpler olabilir. Kulüpler benim en çok beğendiğim üniversitede şeyler. Üniversitede kulüplerin önemi çok büyük. Çünkü bize geldiler mesela, nasıl oldu? O süreci anlatayım. Üniversitede işte bizim mekatronik mühendisliğinin kulübü geldi. Tanıtımlarını yaptılar. Bize özel bir konferansa çağırdılar filan. Böyle anlattılar bizi. Sonra bize beğendi filan, ona kaydolduk. Ne var ki bütün o uygulamalar orada yaptı. Hani derste bir şey öğrenemedim fazla. Kendi açımdan söylüyorum. Fazla bir şey öğrenemedim ama kulüpte daha çok şey öğrendim. Arduino'lar, işte LED'ler. Benim için ilk defa olan bir şey bu. Çünkü Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Ve kulüplerin hani bu yönde bana bunları öğretmesi ve sıfırdan öğretmesi ve öğrenci olmaları çok iyi her yönden. Ve size yani bir sürü insanla tanışma imkanı da sağlıyor kulüpten. Mesela bir bakıyorsun başka bir hani bölümde okuyor ama o kulübe üye. Mesela resim kulübü öyle. Herkes farklı farklı şeylerden üyesi. Sonra seni gezilere götürebiliyor. Ford olsun, ne olabilir? Başka böyle makine, otomasyon bölümlerine gezdirebiliyor kulüpler. Yani kulüplerin hepsini bence olun. Gitmeseniz bile olun. Belki haberdar olursunuz. Belki çok önemli bir şey vardır. Olursunuz. Her zaman bir takipte kalın yani kulüpleri. Bu da güzel bir tavsiyedir. Yani kulüpleri gerçekten yani deneyin. Sakın hani hep derslere odaklanayım, İşte konumu yükselteyim. Hani bu kadar şeye girmeyin. Gano demişken gerçekten gano'nuzu da yüksek.
bir an çelişiyorum kendimle ama sorumlusu yüksek tutun. Neden mi? Çünkü ben de mesela yurt dışına gitmek isterim. Herkesten, Türkiye'deki bütün öğrenciler yurt dışına gitmek istiyor. Gün Melih! Melih bak uçuyorsun! New York, Amerika uçuyorsun! Yani çünkü Türkiye'nin eğitimini beğenmiyorlar. Eğitimini beğenmiyorlar işte, maddi durum olarak beğenmiyorlar. Çalıştığı emeğinin karşılığını alamamayı beğenmiyorlar. Yani ben de beğenmiyorum. Yani daha çalışmıyorum ama yani Türkiye bu konuda biraz eksik. Bunu herkes okey yani. Herkes yurt dışına gitmek istiyor, çoğu öğrenci. Yurt dışına gitmek istiyorsanız gönlünüzü yüksek tutmanız gerekiyor. Mesela 3.40 mı ortalamanız? Mesela 3.5 yapın mutlaka. Hani 3'ün üzerinde tutmaya çalışın mutlaka. Çünkü bakıyorlar. Hani hep izlediğim filmlerden, hani o şeylerden, videolardan, okuduğum bilgilerden, internetten araştırdığım kadarıyla hep 3.5 üzeri istiyorlar. Ve hani sosyal alanlarda da gelişmenizi istiyorlar. Yani seni her yönden gelişmeni istiyorlar. Mesela sosyal alanları kulüplerle halledebilirsin. Galonunu yüksek tutabilirsin. Ve hani arkadaş ortamında yapacağın eylemler. Eylemler dediğim de hani öyle eylem değil yani. Konuşma, işte böyle çalışmalar, kütüphanede yaptığınız makaleler olsun, hani okuma filan. Onlar çok güzel olabilir. Mesela biz ne yaptık arkadaşlarla? Ondan biraz size bahsedeyim. Biz 5 kişi Teknofest'e katılalım dedik. Bir gün oturuyorduk böyle masada. Teknofest'e katılalım mı? Tamam katılalım. Birinci sınıfız, daha hiçbir şey bilmiyoruz. Hepimiz de hani hiç meslek liseli yok aramızda ve bir şey bilmiyoruz. Tamam katılalım. Kavramsal tasarım raporunu yaptık filan ve geçtik. Şu an mesela onlarla uğraşıyoruz ve Teknofest'e adım attık. Hani hiçbir fırsatı değerlendirmemezlik yapmayın. Bak bu arkadaşlarımla Teknofest'e katıldım. O hayal ettiğim, hep gördüğüm, hani merak ettiğim şeyi ben de artık yarışmacı olarak katılacağım. Ve hani bu arkadaşlarım olmasaydı belki ben hiç katılmayacaktım, yapamayacaktım. Onların hani özverisi, onların böyle bana pozitif yaklaşımı filan çok hoşuma gitti. Hani yapabildik. Şu an katılıyoruz. Çok güzel bir şey bu. O yüzden arkadaşlarınızı hani gözlemleyerek hangisi daha iyidir, hangisi hani güzel, hani beni yollara götürebilir, güzel kapılar açabilir, ona göre seçin. Sonrasında en önemli şey dil. Dili mutlaka öğrenmeye çalışın. Hani bence eğitimden bile daha önemli dil öğrenmek. Hani Türkiye içerisinde dil öğrendiniz mi çok çok yani her türlü şeye kapı açılıyor size. Hatta hani iş alımlarında hani İngilizce bilmen gerekiyor. Hani bu zorundalıkmış gibi. Hani bir İngilizce biliyorsun, ayrıyeten bir dil biliyor musun diye soruyorlar. Hani İngilizce biliyorsun gibi farz ediyorlar ve ayrıyeten bir dil biliyor musun diye soruyorlar. O yüzden İngilizce mutlaka halletmeniz gerekiyor. Ve ben de halledemedim. Bu benim hatam yani, yapamadığım, geliştiremediğim bir şeyim. Ve devlet lisesinde okudum ben. Devlet Anadolu Lisesi'nde okudum. Ve biliyorsunuzdur hani devlet lisesinde okuduysanız hani İngilizce eğitimi pek iyi değil. Ancak iyi hocalara geleceksiniz. Yani şanslı bir insansanız hani İngilizce hocanız çok iyi olacak. Anlatacak size o 40 kişi içerisinde. Siz işte konuşmayan halledeceksiniz ya da kendiniz film, dizi, kitap okuyarak bunu halletmeye çalışacaksınız. Şu süreçte şu an okullar herhalde açılmayacak. Uzaktan eğitim olacak diye düşünüyorum. O yüzden İngilizcenizi halledebildiğiniz kadar halletmeye çalışın üniversiteye başlamadan önce. Hazırlık okuyacakları ise mutlaka hazırlık okuyorsunuz. Hani tek derste geçirmeyin. Hayatınıza dahil etmeye çalışın İngilizceyi. Mesela İngilizce kitap okumaya başlayın, İngilizce dizi film izlemeye başlayın, altyazılı, hani Türkçe altyazılı değil. Bunların ne var? Ben de tavsiye olarak hani izliyorum, okuyorum. O yüzden onların tavsiyelerine uyup biraz hani kendimi geliştirmeye başladığımda hani gördüm ki biraz işe yarıyor bu dediğim hani şeyler. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Tamam, klasik ama doğru olan bir şey bunlar. O yüzden İngilizce mutlaka ama mutlaka halletmeye çalışın. Bir şeylerin peşinden koşmanız lazım. Gerçekten bu hayatta hiç kimse seni kurtarmıyor yani o yerden. Yani gel sana bir şey öğreteyim, gel sana şunu yapayım olmuyor. Ancak siz kendiniz koşabilirsiniz. Yani size verebileceğim üniversitede en büyük tavsiye, hiç durmayın. Hiç kimseden bir şey beklemeyin. Siz gidin. Direkt siz gidin. Erasmus'a yapın. Mesela Erasmus'a giden, Almanya'ya giden bir arkadaşım vardı. O gittiğinde mesela karşılaştığı anılar olsun, İngilizcesinin iyi, yani bayağı iyi olması, efsane şeyler katmış ona. Mesela ben de Erasmus yapmayı düşünüyorum. Erasmus'a başvurmam için İngilizce halletmem gerekiyor. Mutlaka işte İngilizce dilinizi halledin. Kısa ve öz yani İngilizceyi halledin.
nasıl halledecekseniz beraber halledeceğiz olmadı. Ben araştırıyorum bu ara nasıl yaparım filan hani. Kursa zaten gitmeyeceğim. Kurs bence para tuzağı. Başka hiçbir şey değil. Bana öyle geliyor o kurslar. Yani seni yurt dışına gitmiyorsan, hani paran cebinde varsa, hani kurslar seni yurt dışına götürüyorsa tamam ona git. Ona bir şey demem. Ama buradaki bence kurslara gitmeye hiç gerek yok günüme geliyor. Çünkü gramer anlatıyor sana. Yani normal böyle Türkçe öğretmenler İngilizce anlatıyor. Hani senin öğrense hani bir ay sonra unutacağın bir şey bence onların anlattığı, öğrettiği bilgiler. Ben öyle düşünüyorum. Tabii bu yanlış olabilir, doğru olabilir. Bilemiyorum yani size göre. Hani ne yapmalısın üniversitede başka? Mutlaka gez. Üniversitenin öğrencilik indirimlerinden faydalan. Mesela trenlerde öğrenci indirimi oluyor. Öğrenci olduğumun farklı oluyor. Sonra otobüslerde öğrencilere bir indirim oluyor. Ondan sonra gideceğim müzelerde öğrenci indirimi oluyor. Yani öğrenciyken bu indirimlerden faydalan ve gez. Kendini sosyal alanda geliştirmeyi hiç unutma bence. Yani bu üniversiteye girişinde koflayacağım bir yer değil. Daha çok çalışacağım bir yer. Yani lisede yaptığının 4-5 katı çalışacağını düşün. Bu TYT ile bitmedi bu iş. YKS ile bitmedi yani. Hatta şimdi başlıyor yeni bu süreç. Bu aklında bulunsun. Ve şimdilik benden bu kadardı. Şu an aklıma gelenler bunlar. Eğer sizin aklınıza takılan bir soru varsa Instagram adresinden, buraya bırakıyorum Instagram adresimi. Oradan bana ulaşabilirsin. Olmadı. Zaten yorumlara bıraktığınızda çoğunlukla %90 yorumlarınıza cevap veriyor olacağım yani. Çünkü şu ana kadar bütün herkese cevap vermeye çalıştım ve ediyorum da yani hiç sorun etmeyin hani cevap alır mıyım diye gerçekten de yapıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.